Restoran yönetimi sistem parametreleri nelerdir? Bunun için arama alanına yazacağımız sistem parametreleri sayesinde parametre ekranımızı çalıştırırız. Burada restoran bölümü için aşağıya geldiğimizde restoran bölümünde tanımlayacağımız 6 ana başlıkta parametreler yer almaktadır. Döviz parametresi restoran satış işlemi sırasında tahsilat ekranında kullanılacak döviz türlerini belirtir. Bu türler 4 ana başlıkta Merkez Bankası alış-satış, serbest piyasa alış-satış şeklindedir. Satış bölümüne baktığımızda satış ekranı, Z raporlarımız ve hesap fişi, garson, ürün kutusu, masa kutusu, son sipariş, bahşiş, fiyat, paket servis, porsiyon, masa bilgisi, self servis ve birçok parametreler karşımıza gelir. Parametreleri incelediğimizde restoran satış ekranında yer alan butonların bir parametre ile açılıp kapatılması, zamanlama butonlarının gösterilmesi, çeşitli işlemleri sırasında butonlarımızın yer alması, yine sipariş notu varsa bu notların ekrana gelmesi, masa iptal durumunda masadan çıktı alınabilmesi, kişi sayısı girmek işleminin zorunlu olup olmaması, malzeme fişlerini oluştururken sipariş tarihiyle aynı tarihte mi olup olmaması, carilerde uygulayacağımız indirimleri sipariş tahsilatı sırasında yapıp yapabilmeme, menü ürün sıralamasında yer alacak sıralamanın stok adında mı yoksa kodunda mı sıralama yapıp yapmaması, ödenmez fişlerinde indirimli fiyat üzerinden mi indirimlerin düşmesi, Z raporunda yer alan başlangıç ve bitiş saatlerimiz, ürün analizi yaparken yine ön tanımlı olarak seçeneklerin gelip gelmemesi, fiyatsız ürünleri gösterip göstermeme, hesap fişi grubuna geldiğimizde fiyatsız ürünlerin gösterilip gösterilmemesi, benzer satırları birleştirme, dil seçenekleri yaparken hesap fişi hangi dilde seçilsin, gruplama tiplerine baktığımızda yine hesap fişimizi yiyecek veya menü grubunda gruplaması, tahsilat alınırken masa hesap fişini yazdırıp yazdırmama, garson grubuna geldiğimizde burada da yine garson işlemlerindeki ekranda kilitlenme sürelerimiz, garson değiştirme işleminin şifreyle aktif olması, yine garson değiştirme işleminde istisna kullanıcıların belirlenmesi. Ürün kutusu grubuna baktığımızda restoran satış ekranımızda yer alacak ürünlerimizin görsel olarak boyutları, yine masa kutusunun boyutları, sipariş verdiğimizde ekranımızdaki sipariş renginin sabit tonları veya uyarı sürelerinin ayarlanması, bahşiş işleminin girilmesi, fiyat işlemlerinden masa fiyatlarında hangi fiyatların kullanılıp kullanılmaması, paket servis işlemlerimizde servise gönderilecek ürünlerde maksimum ne kadar açıklama yapabilmek, self servise direkt tahsilat işlemi uygulayıp uygulayamama, restoran satışta porsiyon seçeneklerinde vereceğimiz ölçü ayarlarımız, yeni açılacak masa bilgilerinde işlemlerde hangi kartların seçimi olup olmaması, yapılacak restoran kampanyaları için kampanyaların olup olmama durumunu kontrol etmeye yarayan kampanya parametresinin aktif olması, self servis işlemleri kullananlarda ürün araması yaparken barkod ile mi yoksa ürün ile mi arama yapılabileceği, yine self serviste ve paket serviste not alanlarımızın parametreleri, yazar kasa işleminde yine tahsilattan sonra çekmeceyi açıp açtırmama, hesap alma işleminde birden fazla hesap alabilme, yemek sepeti entegrasyonunda kullanılacak melodilerden birini belirtme, satırlarımızda iade olan işlemleri fire olarak düşme, Ingenico bağlantımızda taksit sayısını sorup sormama, self servis işlemlerinde faturalama şekillerimiz, self servis ve paket servis işlemlerimizde faturalama şekillerimiz, restoran satış ekranında yine restoran özelliklerinden marş işleminin yani zamanlama işleminin veya küver işlemlerinin yapılabilecek parametrik ayarları ve paket servis işlemlerimizde KDV oranlarımızın yer alması gibi birçok parametreler gelir. Grafik ekranına baktığımızda burada grafiksel olarak bir değer yer almaktadır.
mobil kısmına geldiğimizde, mobilde kullanacağımız restoran satış ekranındaki ayarlar karşımıza gelir. Sipariş takip ekranında ise yine bekleme süresinde hücrelerimizin ayarları veya tamamlanan siparişlerin ekrandan gösterilip gösterilmemesi. Yardımcı ekranda ise yine birçok fast food restoranlarına gittiğimizde karşımıza gelen küçük ekranda bilgilendirme olarak sunulabilecek yardımcı ekran parametresi de buradan ayarlanmaktadır. Bu şekilde parametreler ayarlandıktan sonra kayıt işlemine basılarak sistem parametreleri kaydedilir.